Mustafa Kemal Atatürk için 23 Nisan yine onun deyimiyle Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktası. Bütün bir cihanı husumete karşı kıyam eden Türkiye halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vücuda getirmek hususunda gösterdiği harikadır. Milli mücadeleyi yönetmesi nedeniyle dünyada Gazi Meclis ünvanına sahip tek parlamento olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu ilk günden itibaren hükümetin denetlenmesi görevini kararlılıkla sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerinde dahi denetim sorumluluklarından ödün vermediler. Örneğin Sinop mebusu Şerif Bey'in bakanlıklardaki bazı memurların görevlerinden azledilmesi hakkında verdiği istizah takriri yani gen soru önergesinin 5 Temmuz 1920 tarihindeki görüşmelerinde bazı iç Ege kasabaları Yunanlılar tarafından işgal ediliyordu. Ki Şerif Bey en yaşlı üye sıfatıyla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını yapan kişidir. Bu Gazi Meclis'in kutsal çatısının altında yankılanan ilk nutuk Sinop mebusu Şerif Bey'in nutkudur. Haziran 1920'de Saruhan mebusu Refik Şevket Bey Ankara Erkek Öğretmen Okulu'nun başka bir yere nakledilmesiyle ilgili sözlü soru önergesini dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelttiğinde aralarında İsmet İnönü'nde bulunduğu bazı milli mücadele kahramanları hakkında İstanbul'da kurulan Harp Mahkemesi idam kararı almaya hazırlanıyordu. Değerli milletvekillerim, bu örnekleri şunun için veriyorum. En zor koşullarda bile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti denetleme görevini yapmış ve hiç kimse kürsüye çıkıp memleket savaş halinde siz soruları niçin soruyorsunuz ya da bu gen soruyu niçin veriyorsunuz diye sormamıştır. Çünkü bu onurlu milletvekilleri hükümet üzerinde denetim görevlerini yaparak parlamentoya saygınlık kazandırmışlardır. Milletvekillerinin sözlü ve yazılı soru önergeleriyle gen soru önergeleri yoluyla denetim yetkilerini kullanmaları bazı küçük tartışmalar dışında sorun edilmemiş, asla ayak bağı olarak nitelendirilmemiştir. Bugün gelinen noktaya bakalım sayın milletvekillerim. Yüksek Seçim Kurulu tarafından meşruiyeti tartışılır hale getirilen mühürsüz seçimle bizler yani biz milletvekilleri bu kürsüye çıkıp bir bakana bir sözlü soru dahi soramayacağız. Soruyu sorsak dahi sayın bakan bu kürsüye çıkıp bizlerin sorularına cevap verme tenezzülünde dahi bulunmayacaktır. Yaratılan bu acı tabloyu vicdanı sızlayan herkesin iyi duymasını isterim. Bu bağlamda milli mücadelenin hemen sonrasında müzakerelerine başlanan yeni anayasa tartışmalarını da hatırlatmakta fayda görüyorum. Tarihimizi iyi bileceğiz. Tarihimizi iyi bileceğiz ki geleceği iyi inşa edelim. 1924 Anayasası görüşülür. Ve anayasanın 25. maddesi öneri şöyledir. Meclisin kendiliğinden seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği gibi Cumhurbaşkanı da hükümetin değerlendirmesini aldıktan sonra gerekçesini meclise ve millete bildirmek şartıyla seçime karar verebilir şeklindedir. Dönemin milletvekilleri bu görüşülürken hükümetin değerlendirmesini almak ve gerekçesini meclise ve millete açıklama zorunluluğuna rağmen fesih yetkisine karşı çıkmışlardır. Örneğin Saruhan mebusu Reşat Bey kürsüye çıkıp şunları söylemiştir. 1924'te Gazi Paşa Hazretleri katiyen emin olsunlar ki millet yine kendi tabir ve tavsiyeleri veçiyle hakimiyetlerinden bir zerresini ismi ve makamı ne olursa olsun ve kim olursa olsun hiçbir makama ferde tevdi ve teslim etmeyecektir diyor. Mahmut Esat Bey'in
yine kürsüye çıkıyor. Dünyanın hangi köşesinde, hangi devlet teşkilatında hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu anlayışının tecellisi meclisi feshedebilmektedir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Sonra bu kadar büyük bir kuvveti Cumhurbaşkanı feshedebilmektedir. Bunu doğru bulmuyoruz diye itiraz eder. Saraçoğlu Şükrü Bey, bize rahatsız olduğunuzu biliyorum. Vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum. Milli iradeye saygı göstermediğinizi de biliyorum. Ama beni dinlemek zorundasınız. Beni dinlemek zorundasınız. Değerli milletvekilleri, milli irade diyorsunuz. Lütfen. Milli iradeyi satıyorsunuz. Değerli milletvekilleri. Bir dakika Sayın Milli Kemal irade Bey. Varsa Sayın Genel Başkan. Milli irade burada tecelli etmiştir. Hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir kişi, hiçbir sınıf bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedemez. Nokta. Bu kadar. Feshedemez. Ben bu meclisin itibarını korumak zorundayım. Ben aldığım her oyun hakkını vermek zorundayım. Ben milli iradeye saygı göstermek zorundayım. Evet, teşekkür ederim. Saraçoğlu Şükrü Bey çıkar kürsüye. Bize tarih, hukuk, ihtilal açıkça gösteriyor ki bugün Millet Meclisi'nin kişiliğinde toplanmış haklarından hiçbir şey geriye doğru döndürülemez diyor. Ve 25. madde oylanırken reddedilir. Tarih böyleyken Türkiye Büyük Millet Meclisi köklü geçmişine, kurucu değerlerine sahip çıkmak yerine meclisi fesih yetkisini bir kişiye üstelik hiçbir gerekçe göstermeden verilmesini istemiştir. Bu anlayış milli irade üzerine düşen en büyük gölgedir ve milli iradenin reddidir. Tarih milletin egemenliğini bir şahsa teslim etmenin yolunu açan milletvekillerini elbette ve asla unutmayacaktır. Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında veya görevinden geçici olarak ayrıldığında ona zat haliniz vekalet ediyordu. Üzülerek ifade edeyim ki yeni tek adam rejiminde siz Sayın Cumhurbaşkanı'na vekalet edemeyeceksiniz. Daha acı olanı ise Sayın Cumhurbaşkanı'na vekaleti seçimle gelen bir kişi değil, atama ile gelen bir başkan yardımcısı yapacaktır. Bizim tarihimizde bu durum darbe dönemlerine uygun bir uygulamadır. Bu acı gerçeğin bu geriye gidişin de unutulmaması gerekir. Devlette liyakat sisteminin kurallarını keyfi uygulamalara yol açmaması açısından hep bu meclis belirlemiştir. Yürütme organı da bugüne kadar bu kuralları esas alarak atama yapmıştır. Şimdi üzerine YSK tarafından şaibe düşürülen mühürsüz seçimle bu yetki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinden alınmıştır. Böylece devlet yönetiminde liyakat değil, keyfi yönetim anlayışının egemen olmasının yolu açılmıştır. Üzülerek ifade edeyim ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir itibar kaybına uğramıştır. Yetkileri alınmıştır. O kadar ki Yüksek Seçim Kurulu dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanuna uymamayı kural edinmekte, kanunsuzluğu meşru hale getirmektedir. Bir parlamentonun bu duruma düşmesi gerçekten de çok dramatik bir tablodur. Değerli milletvekilleri, bu meclisi yaralayan, milli iradeyi sakatlayan bir başka gerçek de uygulanan %10 seçim barajıdır. %10 seçim barajı milli egemenliği hiçe sayan, yurttaşlarımızın tercihlerini görmezden gelerek temsiliyet haklarını çalan ve iktidarda kalmak için her şeyi reva gören çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Darbecilerin getirdiği bu düzenlemeyi savunanların darbecilerle aynı paralelde olduklarını da unutmamak gerekir. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum değerli milletvekilleri. Efendim.